Önceki videolarda Büyük İskender'in işgalinden kısa bir süre sonra M.Ö. 322 civarında Hindistan Yarımadası'nın çoğunu birleştiren ve ilk gerçek Büyük Hint İmparatorluğu olan Maurya İmparatorluğu'nun ortaya çıkış hakkında konuşmuştuk arkadaşlar. Şimdi o imparatorluk da tabii ki nihayetinde sona eriyor ve ortaya çıkan bir sonraki önemli imparatorluk, özellikle Hindistan ve dünya üzerindeki etkileri hakkında konuşursak, 500 yıl sonra ortaya çıkan Gupta imparatorluğudur. Gupta. Şimdi Gupta imparatorluğunu daha derin bir şekilde değerlendirmek için zaman çizelgemizi gözden geçirelim birlikte. Gupta hanedanlığının MÖ 240 civarında Siri Gupta ile ortaya çıktığı düşünülüyor. Milattan önce 240. Hanedanlığın kuruluş yeri tartışmalı. Yani şurada da ya da şurada da kurulmuş olabilir. Tam bilemiyoruz çünkü bu konuda farklı kaynaklar var. Ancak 300'lü yılların başından itibaren Guptalıların birkaç küçük krallığı hakimiyet altında tuttukları biliniyor. Ancak önemli bir hanedanlık haline gelmeleri 1. Chandragupta'nın saltanatından sonrasına denk geliyor. Yine de burada dikkatli olmalıyız. Bu birinci Chandraguptayı daha önce bahsettiğimiz 600 yıl kadar önce Maurya hanedanlığını kuran Chandragupta Maurya ile karıştırmayın. Birinci Chandragupta ilginç bir şekilde iktidarını fetihler sonrasında değil de evlilik sayesinde elde ediyor. Prenses Kumara Devi ile evleniyor ve çeyiz olarak Kuzeydoğu Hindistan'daki büyük bir bölgenin kontrolü ona veriliyor. İşte buradaki Magadha bölgesinden ve o meşhur Pataliputra şehrinden bahsediyorum. Pataliputra şehri. Bu şehir Maurya İmparatorluğu zamanında ve hatta Maurya İmparatorluğu döneminden de önce önemli bir iktidar merkeziydi. Birinci Chandragupta Gupta ve Halefleri bir kere bu bölgenin kontrolünü ele alınca Hindistan üzerinde daha fazla fetihler yapabildiler. İşte burada açık mavi gördüğünüz yer oğlu Samudra Gupta'nın ele geçirdiği yerler ve sonra Samudra Gupta'nın oğullarından biri olan 2. Chandra Gupta da daha fazla yer fethetmeyi başarıyor. Ancak Gupta İmparatorluğunu diğerlerinden ayıran şey sadece Hindistan'ın büyük çoğunluğunu yine bir araya getirmeleri ya da fethetmeleri değil. Bu birleşme sayesinde ve özellikle refahın başkente akmasıyla kültür, bilim ve sanata önemli şekilde destek olmalarıydı. O nedenle tarihçiler Gupta İmparatorluğu dönemini Hindistan'ın altın çağı olarak görürler. Bunu daha iyi anlamak için Kalidasa adında Sanskritçenin en büyük yazarlarından birine bakabiliriz. Kalidasa Sanskritçenin William Shakespeare'i olarak bilinir ve Gupta İmparatorluğu zamanında yaşamıştır. Edebiyat ve yazıdan başka bu dönemde özellikle bilime de önemli katkıları olmuştur. En önemlilerinden Aryabhata pi sayısını tahmin etmeye çok yaklaşmıştır. Fakat daha da önemlisi bunun yaklaşık olduğunu belirtmiş ve pi sayısının muhtemelen irrasyonel olduğunu söyleyerek bunu belirten ilk kişilerden biri olmuştur. Trigonometrik fonksiyonlardan sinüs kelimesi Aryabhata'nın bu fonksiyon için kullandığı kelimeden türetilmiştir. Ve böylece trigonometrinin ilk fikirlerinden bazıları e, ortaya çıkmış olur. Kare ve küplerin toplamını mesela o bulmaya çalıştı yine aynı şekilde. Ayrıca önemli astronomik çalışmaları da vardı. Yeryüzünün dönüşü ve buna karşın gökyüzünün dönüşünü anladı ve yer çekimi konusunda ilk kavramları ortaya attı. Hatta basamak kavramı Ondalık sayılar ve sıfır kavramı Aryapata'ya kadar uzanır. El-Harezmi gibi bilim insanlarının e, bazıları çalışmalarını Aryapata'dan öğrendiklerine dayandırmıştır. Bilim alanındaki çalışmalardan başka önemli Hindu destanları var. Mahabharata, Ramayana, Puranalar hep bu dönemde yazılıp kayıt altına alınıyor, şekillendiriliyor ve belirli kurallara bağlanıyor. Satranç oyunu veya satranç oyununun ilk versiyonu olan çaturanga da bu dönemde icat edildi ve bu oyunda atlar, piyonlar ve filler vardı. Bu oyun önce Pers ülkesine, Müslüman dünyasına ve sonra Avrupa'ya gelerek günümüzde oynadığımız satranç oyununa dönüştü. Şu an Yeni Delhi'de olan ve Gupta İmparatorluğundan 2. Chandragupta dönemine ait olduğuna inanılan meşhur bir demir sütun var. Bunun hakkında şaşırtıcı olan şey şu arkadaşlar. Yaklaşık 7 metre yüksekliğinde ham demirden yapılmış bu sütun 1500-1600 yıldan fazla süre geçmesine rağmen paslanmamıştır. Evet paslanmamıştır ve üzerinde tarihçilerin Gupta İmparatorluğu'na işaret ettikleri yazıtlara sahiptir. Bu soldaki de Gupta İmparatorluğu'nda kullanılan sikkelerden biri. Buradaki en önemli şey bu dönem Hindistan'ın altın çağı, Hindistan'ın klasik dönemi ve günümüz Hinduizm ve Hint kültürünün çoğu bu döneme dek uzanıyor. Ancak bu dönem sadece Hindistan'da etkili olmakla kalmıyor. Gupta İmparatorluğu'nun yıkılmasından 2-3-4. daha doğrusu 2-3-4 yıl sonra ortaya çıkan İslamiyet'in altın çağında yapılan çalışmaların çoğu, Gupta zamanında yapılan buluşlara ve çalışmalara dayanır ve bu gelişmeler daha sonra Avrupa Rönesans'ına da bağlanır. Diyebiliriz ki Gupta İmparatorluğu Avrupa'yı bile etkiliyor. Şimdi tüm imparatorluklarda olduğu gibi Gupta İmparatorluğu da bir şekilde sona eriyor. 6. yüzyılın ortalarında yaklaşık olarak 545-550 yılları civarında yıkıldığı düşünülüyor ve bunun ana nedenlerinden biri Ak Hunların ya da Hint kaynaklarına göre Hunalar adı verilen toplulukların istilası. Tarihçiler Akunların bizzat Hunların kendisi olduğunu ya da öyle olmasa bile Hunlarla yakından alakalı bir grup olduğunu düşünüyorlar. İşte bu topluluk Gupta hanedanlığının çöküşünün nedenlerinden biri olarak görülüyor.